Ne harika bir sabah. Merhaba Arnold. Yine mi ketçapla uykuya daldın? Oo, adet döngüsü mü? Bir dakika. Sen neden Regal görüyorsun ki? Arnold, sanırım interseksin. Dünyadaki insanların %2'si ergenlik dönemlerinde cinsel organlarında ilginç bir değişiklik fark eder. Yani şöyle düşün. Bilardo ıstakalarını ceplerle değiştiriyorlar diyebiliriz. Veya tam tersi. Şimdi bu fotoğraf albümünün neden bunca yıldır senden gizlendiğini anlıyorum. Peki senin cinsiyetin ne Arnold? Cinsiyet 3 şekilde belirlenir. Birincisi vücuttaki belirli hormonların baskınlığıdır. Kadınlarda östrojen ve erkeklerde testosteron. İkinci yol genetiktir. Eğer bir erkekseniz o zaman X ve Y kromozomlarınız vardır. Eğer bir kadınsanız X ve X. Üçüncüsü ise toplumsal cinsiyettir. Bu senin nasıl hissettiğindir. Toplumsal cinsiyet doğuştan gelen bir şey değil. Yaşam boyunca edinilen bir tanım. Ah, şimdi mi gardırobunu güncellemeye karar verdin? Artık içsel durumun dış durumunla aynı. Ama korkunç stil duygum burada kalmaya devam ediyor. Hayatın büyük ölçüde değişecek. Hamile kalabilen bir erkek olabilirsin. Mesela Amerika'da Oregon eyaletinde evli bir çiftin yaptığı gibi Tristan ve Biff. Bu arada hamile kalan ilk adam da Oregon'dandı. Oregon, merhaba. Sana neler oluyor böyle? Vay canına, Susie sana ilgi gösteriyor gibi. Arnold, çok şanslısın. Ama şimdiden bir kız gibi göründüğünü ama hala tipik bir erkek gibi davrandığını unutma. Harika. Hayalin sonunda gerçek oldu. Sen ve Susie sonunda birliktesiniz. Hay aksi. Burada bazı misafirlerimiz var ve adamlardan biri senden hoşlanıyor gibi görünüyor. Yanlış alarm. Adamlar senin için güvenliymiş. Ama Susie sana biraz şüpheli bakıyor. Yoksa o... Nasıl göründüğünüz önemli değil. Önemli olan içinizde ne hissettiğinizdir. Merhaba Arnold. Bilim şovumuz sırasında çok ışınlandın. Ancak ışınlanmanın nasıl bir şey olduğunu hiç merak ettin mi? Zamanda yolculuk etmenin birkaç yolu vardır. Solucan deliğiyle başlayalım. Nereye gitmeyi hayal ediyorsun? Avustralya'ya mı? Sorun değil, gir içeri. Bir solucan deliği teorik olarak seni sadece birkaç saniye içerisinde evrendeki herhangi bir noktaya gönderebilen uzay zaman sürekliliğinden geçen bir tüneldir. Ama zaman görecelidir ve senin için sadece birkaç saniye sürebilir. Ama dünyada 10 yıllar geçebilir. Tebrikler Arnold, 2050 yılında Avustralya'dasın. Biraz rahatsız edici değil mi? Peki ya aynı anda hareket etmen gerekirse? Kuantum ışınlanması bu konuda sana yardımcı olabilir. Vücudun her biri 100 trilyon atomdan oluşan 100 trilyon hücreden oluşur. Her bir atom çok büyük mesafelerde ışınlanmana yardım olabilecek küçük noktasal parçacıklar içerir. Bunlara kuanta denir. Bir kuantum ışınlayıcı oluşturmana yardımcı olabilecek birilerini bulmak harika olurdu. Bak kim var burada? Rick and Morty. Arnie, çizimlerini al. Onların yardımıyla evrenin herhangi bir yerinde ve hatta alternatif evrenlere anında hareket etmek için bir cihaz yaratabilirsin. Şimdi ışınlayıcın hazır olduğunda kutuya gir ve içeride başka kimsenin olmadığından emin ol. Pekala, görüşürüz Arnold. Kuantum ışınlamada orijinal vücut ölür ve hedef noktada bir kopya oluşturulur. Yani pek bir kaybımız yok. Vay canına. Sana söylemiştim. Işınlanma sırasında kabinde yalnız kalman gerek. Laboratuvarda hiçbir şeye dokunma. Ne yaptın? Bir akrebin DNA'sıyla melezlenen DNA'n uydu sistemiyle iletildi ve gezegenin tüm sakinlerini insan akrep melezlerine dönüştürdü. Boyut C-137'yi yok ettin seni aptal gerizekalı Arnold. Rick and Morty, mutantların var olmadığı orijinal evrene geri döndüler. Ama bunu sınırlı sayıda yapabilirler. Bu evrende Arnold'a ne olacağını görmek istediğimizi sanmıyorum. Avustralya'ya geri dönsek iyi olur. Neyse ki Arnold'un kuantum verilerini kurtardım. Ve bu nedenle işe yaramaz bedenini kurtarma yeteneğine sahip oldum. Arnold, 2020'de kapanana kadar solucan deliğinden evine doğru sürünmelisin. Ve vücudunun planlarını da unutma. Görünüşe göre insanlığın 2050'de nasıl bir ışınlanma yaratacağını biliyoruz. (20 Temmuz'da Arnold galaksiler arası bir yolculuğa çıktı. 27'sinde döndükten sonra
dünya üzerinde tek bir erkek bile kalmadığını gördü. Her şey ters gitmişti. Telefonlar ve mikrodalgalar çalışmıyor. Uber'in yerine bisiklet ve at arabaları almış. Evlerde lambalar yerine mumlar tekrar yakılmış. Bunun nedeni daha önce çoğunlukla erkeklerin çalıştığı tüm alanların artık durma noktasına gelmiş olması. Arnold, neden kaçıyorsun? Vücudun her gün 70 milyon spermatozoa üretiyor. Birçok kadınla şansın var. Ama birçoğu sana dokunmaya bile tenezzül etmediğinden bu işlemi yapay yollarla oluşturmaya karar verdik. Ve birden hamile kadınların sayısı 15 milyona çıktı. Artık sadece Kardashian kardeşlerin toplamından daha popüler değilsin. Aynı zamanda ulusal bir önem taşıyorsun. Kadınlar seni memnun ediyor ve dikkatlice inceliyorlar. Ama tüm bunların bir diğer yüzü de var. Sen bir mahkumsun ve ülkeyi terk etmeye ya da yükümlülüklerinden kaçmaya hakkın yok. Sen artık dünyadaki tüm değerli metallerden daha değerli ve yakında 3. Dünya Savaşı'nı başlatacaksın. Ve sonra hepsi tam 14 yıl içerisinde bitecek. Erkek çocuklar ergenlik çağına girmeye başladığında ve büyüdüğünde. Baba. Merhaba. Deniz kıyısına ulaşmayı ne zaman başardın? Zaten bu plajı neden kurdun ki? Berta'nın dikkatini çekmek için miydi yani bu? Vay be, gerçekten işe yaradı. Onu ziyaret etmeye davet etti. Ama hey dostum, bilet için yeterli paran var mı? Bir fikrim var. Berta'ya aşırı ekstra ekonomi sınıfında uçabilirsin. Ve her zamanki tablet ve yastık yerine yiyecek, su ve seyyar tuvalete ihtiyacın olacak. Endişelenme Arnold. Böyle seyahat eden ilk kişi sen değilsin. Reginald Drake Spires hiç parası yoktu. Sadece 3 gün içerisinde başka bir kıtaya kadar ulaştı. Günümüzde depolar şehirler gibidir. Kendi kanun ve yönetmelikleri vardır. Bir paketi kaybetme olasılığı minimuma indirildi. Robotlar konveyörler üzerinde özel barkodları okuyarak çalışıyor. Bu insan hatası riskini azaltıyor. 2019 yılında Çin sadece bir günde teslim edilen 345 milyon paketle dünya teslimat rekorunu kırdı. Bir paketin başına gelebilecek en kötü şey bir limanda gümrüğe takılmasıdır. Katılıyorum. İçerideki kişi için bu 5 yıldızlı otelde kalmaya benzemez. Kendinize yakıcı güneşin altında kapalı bir alanda bulmak katlanılması zor bir iştir. Arnold, dayan küçük dostum. Sadece birazcık daha bekleyeceksin. Kesin konuşmak gerekirse 23 gün 17 saat 45 dakika. Ve bir insan şimdiye kadar bir paketle teslim edilen en şaşırtıcı şey değil. Bir bankanın tamamı bu şekilde taşındı, söküldü ve başka bir şehre gönderildi. Avustralya'ya hoş geldin Arnold. Kutu içerisinde seyahat etmenin avantajlarından birisi son varış noktasına doğrudan kurye teslimatıdır. Berta her an burada olabilir. Vay be, ne kız ama. Arnold, hazır mısın? İyi görünüyorsun Arnold. Seni böyle kesinlikle unutmayacak. Arnold, gerçekten sağlıklı bir hayat tarzı yaşamaya mı başladın? Giyin bakalım Arnie. Çünkü seninki gibi bir vücutla tüm kadın izleyicilerimizi kaybedebiliriz. Schwarzenegger'le aranızdaki benzerlikleri mi arıyorsun? En azından bir tane var ve bu da isimleriniz. Onunki gibi bir vücuda sahip olmak istiyorsan egzersiz yapmaya hemen başlaman lazım. Ayrıca her zamanki beslenme düzeninden de vazgeçmen lazım. Yoksa başka seçeneklerin de mi var? Arnold, sen ciddi misin? Steroidler mi? Öncelikle bunlar yasa dışı. İkincisi de ve tekrar ediyorum, yasa dışı. Protein bileşenlerinden meydana gelen kaslar mikro yırtıklar nedeniyle oluşur. Bunlar birkaç gün içerisinde restore edilir ve kası daha güçlü ve daha büyük hale getirir. Steroidler vücudun içerisine girdikten sonra iyileşme sürecini iki katına çıkaran hormonlara dönüştürülen ve aynı zamanda kas hacmini büyük ölçüde arttıran maddelerdir. Çok fazla testosteron aldıktan sonra vücutta geri dönüşü olmayan süreçler başlar. Aknede bir artış, testis boyutunda bir azalma ve nedensiz saldırganlık göreceksin. Gerçi buna neyin sebep olduğunu ve nedenini ben bilebilirim. Endişelenme Arnold. En azından başka büyük bir şeyin olacak. Görünüşe göre bu tedavi
tam da senin gibi tembel insanlar için yapılmış. Hatta steroid kullanmak, kilo almak için egzersiz yapmana bile gerek olmadığı anlamına geliyor. Tabii ki çok fazla testosteron tüketmek libidonu arttırabilir. Neredeyse anında daha fazla fiziksel ilgi isteyeceksin. Hey Arnold, hadi ama bu çok fazla. Pekala, fotoğraflarını bir arkadaşlık uygulamasına yüklemeye mi karar verdin? Tebrikler. Bir eşleşmen var. Fotoğraflarına bakılırsa birçok ortak noktanız var. İlk buluşmada onu nasıl şaşırtacaksın? Harika Arnold. Siz ikiniz kesinlikle birbiriniz için yaratılmışsınız. Günaydın Arnold. Görüyorum ki yalnız uyanmamışsın. Ne? Korkuyor musun Arnold? Sana söylemeyi unuttum. Testosteron kadınları kendi özel şekilleriyle etkiler. Erkekler gibi yüz kılları çıkar ve sesleri de daha derin ve pürüzlü hale gelir. Ama böyle koşarak kaçma. Bu tehlikeli. Çünkü kalbin eskisi kadar iyi değil. Artık kolayca kalp krizi geçirebilirsin. Arnold, evleniyor musun yoksa? Dünya yeni bir salgınla boğuşuyor. Enfekte olanların derilerinde lekeler var. Tüm yüzlerini korkunç kızarıklıklar kaplıyor. Sürekli öksürüyorlar ve ön dişleri dökülüyor. Ve izole olmamak için insanlar topluca aşıyı kara borsadan satın alarak aşılanıyorlar. Aşı henüz onaylanmadığı için kasıtlı olarak kendilerini riske atıyorlar. Ancak bunu bir an önce normal hayata dönebilmek için yapıyorlar. Arnold, burada ne yapıyorsun? Randevun mu var? Çok güzel. Ama şehrin eteklerinde bu kafeden daha romantik bir yer bulabilirsin. İşte burada. Vay canına. Seninle randevuya gelmesi için ona ne söyledin? Olamaz. Bu kadar çok zombi buraya nasıl girdi? Arnold, görünüşe göre Suzy'nin başı dertte. Zombilerin yeşil tenleri vardır ve biraz ayak gibi kokarlar. İlk bakışta bu sadece 3 gündür yemek yemeyen sıradan bir oyun bağımlısı gibi görünebilir. Ama hayır, zombilerin kendilerine göre beslenme şekilleri vardır. Genellikle bu yaratıklar insan beyni yerler. Arnold, ne yapacaksın? Vay canına. Şimdi ben silah diye buna derim. Kim bu? Vay, olamaz. Bu Chuck Norris. Ve bir sürü cephaneliği de var. Şimdi biraz ders verecek. Evet, bu benim düşük standartlarıma göre bile biraz acımasız. Ama çok havalı. Vay canına. Kaç zombi var acaba? Görünüşe göre bu koca adam tek kaldı. Sen buna yumruk mu diyorsun? İşte bu bir yumruktur. Öngörülemeyen zombi saldırısı nedeniyle randevun iptal edilmiş gibi görünüyor. Arnold, Suzy'yi unutma. Olamaz. Ölümsüzler mi? Çak, gaza bas. Vay canına. Evet, oldukça iyi. Olamaz. Bak Arnie, sen ve Suzy'nin ortak bir yanı var. Tıpkı senin gibi parmağı kopmuş. Daha da kötüye gidiyor gibi. Çabuk bir şeyler yap. Onu kurtarmalısınız. Yani bu adam bize yardım edebilir mi? O da kim? Grigori Rasputin. 20. yüzyılın en gizemli insanı. Hipnotik yetenekler ve olağanüstü bir şifa armağanıyla tanınır. Ne ürkütücü bir yer. Susi'yi davet ettiğin kafeden bile beter. Arnold, burada ne yapıyorsun? Nereye gidiyoruz? İşte ben dişçi ofisini böyle hayal ediyorum. Aşırı korkunç. Hey, çok geç olmadan durabilir miyiz? Burada her şey Rus kutlamalarının en iyi geleneklerine göre olur. Vodka, balalayka, ayılar ve sabaha kadar dans. Ve işte ihtiyacımız olan adam. Grigori Rasputin. İşte büyük adam. Görünüşe göre şifacımız 80'lik bir iksir içmiş. Bazı şeyleri kendi başınıza çözmemiz gerekecek. Onun için endişelenmemize gerek yok. Herkes yeni aşıyı konuşuyor. Birçoğu zaten kendi üzerinde denedi. Ama bir yan etkisi olduğu ortaya çıktı. İnsanlar zombiye dönüşüyor. Bu Rasputin denen herifin gerçek bir psikopat olduğu ortaya çıktı. Durumdan yararlandı ve virüsü yok eden... Ancak yaşayanları zombiye dönüştüren bir aşı icat etti. Chuck bile şokta. Chuck, sıra sende. Ah, olamaz. Bunu nasıl yapıyor? Walker Texas Ranger'dan bile daha havalı.
Demek Van Damme'ın ders aldığı kişi bu. Oo, işte baba geliyor. Hoca adam öyle kolay yıkılmaz. Arnold, geriye kalan tek kişi sensin. Arnold, hadi çabuk. Biliyordum. Hoşça kal Arnold. Ben sana demiştim. Şimdi anlıyorum. İnanılmaz. Arnold, seni tebrik ederim. Artık nihayet evlendiğine göre bir zombiyle olsa da. Ama sen de bir zombisin. Ama fark nedir? Uyan tembel popo. Senin için bir şeyim var Arnold. Artık yaşamak için sadece 24 saatim var. Bence böyle bir durumda ne yapacağınızı Google'lamalısınız. Önce tarayıcı geçmişinizi temizleyin. Ve işte bu yakıcı sorunun en iyi 3 yanıtı. Hayatının son gününü nasıl geçirdin? Sevdiklerinizle. Sanırım senin için Arnold, bu muhtemelen doğru cevap değil. İkinci seçenek, kendinizi abur cuburlarla tıka basa doyurmak. Bunu zaten her gün yapıyorsun. Ve son olarak 3 numara, günü okyanusta sevdiğiniz biriyle geçirmek. Gittikçe ilginçleşiyor. Arnold, gerçekten tüm hayatın boyunca hayalini kurduğun şeyi yapacak mısın? Hay aksi. Birilerinin benzini bitti sanırım. Ve parası. Harika fikir. Bir kredi alabilir ve gerçekten son gününü yaşayabilirsin. Maksimumunu al. Gezegendeki en zengin adam gibi hissedeceksin. Jeff Bezos, Amazon'un sahibi. Her 50 saniyede bir yeni Tesla Model S alacak kadar para kazanıyor. Artık zenginsin Arnold. Kendi uçağını kiralayabilir ve istediğin yere uçabilirsin. Ne yapıyorsun? Vay, erkek arkadaşından Tagaya'yı mı alacaksın ve onu seninle bir seyahate mi çıkartacaksın? Arnold, sen benim kahramanımsın. Ya zamanı geri alsaydık da bu anı gerçekten sonsuza dek yaşasaydık. Ya sana bunun mümkün olduğunu söyleseydim. Günün sona ermesini önlemek için güneşi geçmen lazım. Bunu yapmak için ekvator boyunca saatte 1667 kilometre hızla batıya uçmalıyız. O hızla uçabilirsen gün hiç bitmez. Ne yazık ki bu yaşam süreni en ufak bir şekilde etkilemeyecek. Son birkaç saniyen Arnold. Hadi yap şunu. Arnold, yaşıyor musun? Anladım. İmzalanan sözleşmeye göre borcunu ödeyene kadar ölmeye hakkın yok. Her şeyi 24 saat boyunca görünmez yapan bir makine yaptım. Görünmezliğe 3 olası yaklaşım vardır. Birincisi, ne yazık ki elde edemeyeceğimiz mükemmel şeffaflık. İkincisi, kamuflajdır. Nesneden yayılan ışık ışınlarının... Nesnenin yokluğunda görmeyi beklediğimiz ışınlarla karşılık gelmesi. Bu tam olarak benim makinemin yaptığı şey. Üçüncü ve son yaklaşım ise... Bir nesnenin ışık ışınlarının yolunu değişmemiş gibi görünecek şekilde dönüştüren görünmez bir şapka gibi bir şey olan bir meta malzemeyle sarılmasıdır. Şimdi bir pizza üzerinde deneyeceğiz. Her şey yolunda giderse arkadaşlarımla paylaşmak zorunda kalmayacağım bir pizza olacak. Tamam, ilk anahtarı açıyorum. İlk 3 boyutlu görünmezliğin 2008 yılında Kaliforniya Üniversitesi Berkeley'de bir grup tarafından başarıldığını biliyor muydun? Işık ışınlarını yansıtmayan ve emmeyen bir gümüş mikrofiber ağ oluşturdular. Sonuç olarak göz yalnızca kamufle edilmiş varlığın arkasındaki nesnelerin gelen ışığını gördü. Şimdi ikinci anahtar. Hareket etme Arnold. Bekle. Ve sen tam bir embesilsin. Kafanı tokatlardım ama... Nerede olduğunu bilmiyorum. Bu şapkayı tak ki seni görebileyim. Tamam, 24 saatim var. Ne yapacaksın?
İlk gideceğin yerin orası olduğundan kimin şüphesi olabilir ki? Benim makinem görünmezlik ilkesine göre çalışsa kör olursun. Çünkü görünmez cismin kırılma endeksi havanınkine eşit olur ve gözlerindeki lensler de ışık ışınlarını kırma ve onları retinaya odaklama yeteneğini kaybederdi. Görünmezliği nedeniyle retinanın kendisi de rodları ve konikleriyle görünür ışığı ememezdi. Ama görebildiğim kadarıyla görme yeteneğin iyi görünüyor. Seni salyalı cahil. Tamam, spor salonunun kapandığına göre başka bir şey yapabilir miyiz artık? 18 saatin kaldı. Biraz daha önemli bir şeyi kastetmiştim. Seni kas kafalı pislik. Sonuçta korkunç sırları açığa çıkarabilir ve inanılmaz başarılar elde edebilirsin. 51. bölgeye bile girebilirsin. Ha, doğru. Bu farklı bir durum. Bir fikrin mi var? Onu çalmayı mı düşünüyorsun? Korkunç bir fikir. Yine bir plana ihtiyacım var. Tabii ki görünmezlik sayesinde kapandıktan sonra uzun süre kalabileceksin. Ancak daha sonra korumaları atlaman gerekecek. Ayrıca elmasın her tarafında da lazerler var. Gerçekten üçlü takla atıp elması çalabilir ve müzeden sergi için yeni antikalar getirecek arabayla tam olarak saat 2'de ayrılabilir misin? Öyle bile olsa bu gerçekten kötü bir fikir. Müze bir saat içerisinde kapanıyor. Git köşede saklan ve bekle. Ve şapkanı çıkar. Seni koyun kafalı. Hazır ol Arnold. Önemli olan şey tabii ki yakalanmamak. Arnold, gitme zamanı. Vay seni deli. Tek yapman gereken üçlü takla atmaktı. Ve yine batırdın. Of. Pekala. Evet. Şimdi kendini kurtarmak için kaçmalısın Arnold. Çıkış hemen köşede. Hadi Arnold. Bunu yapabilirsin. Olamaz. Elmasın cam kopyasını çalmış gibisin. Pekala. Bunun talihsiz bir olay olduğunu söyleyeyim. Gerçi dürüst olmak gerekirse orijinalin bir kasada saklanması oldukça mantıklı. Artık güzel Tagai'nin sevgisine asla sahip olamayacaksın. Ne yazık ki yaklaşık bir saat içerisinde görünür hale geleceksin. Yani kaçmakta iyi şanslar. Güle güle Arnold. Eminim bunu bugünkü konu için kullanabiliriz. Bakalım ne kadar kilo alabileceksin? Basitçe söylemek gerekirse ekstra kilo almak için sürekli yediğin kalori sayısını arttırman gerekir. Senin kilon ve tembel yaşam tarzınla fazla kilo kazanmaya başlaman için günde 6 Snickers barı yemen yeterli olacaktır. 300 kilograma ulaştığında Snickers sayısı günde 14 bar olmalı. Ve 2000 kilograma ulaştığında tekrar yemek, yemek, yemek ve yemek zorunda kalacaksın. Günde 17.000 kalorilik yemek yiyene kadar. Daha önce hiç kimse böyle bir kütleye ulaşmadı. 2000 kilogram vücudunu tamamen mahveder. Yağ organlarını ve damarlarını sıkıştıracak, boğulmaya başlayacaksın. En güçlü kemiklerin betondan 4 kat daha güçlüler. Ayakta durmaya çalışırsan kırılacaklar. Bu ağırlıkta yağ tamamen seni boğana kadar sadece birkaç saniye yaşayabilirsin. O zaman biraz emelim. Görünüşe göre gidip annenden bir sütyen ödünç almalısın. Vücutta ne kadar fazla yağ varsa o kadar yoğun kadınlık hormonu üretilir. Gösterim büyür. Sesin inceleşir ve bazı ekstra değişimler de olur. Bu sürpriz oldu. Lolita 97'nin çok kıskanç bir kocası var gibi görünüyor. Camdan kaçmana gerek yok. Vücudunda 3 yıl boyunca yiyecek olmadan bir dolapta oturabilecek kadar yağ var. Sadece vitamin almalı ve su içmelisin. Boşver. Elon Musk uzaya yeni bir roket fırlattı. Ve uzay Elon Musk'a bir meteor fırlattı. Arnold, rahatla. Daha meteorun ne olduğunu bile bilmiyorsun. Bir meteor, kozmik kökenli büyük bir gök cismidir. Kütleleri birkaç gramdan binlerce tona kadar değişebilir. Ve korkma,
Tarihte 1954'te sadece bir meteor çarpması vakası var. Ve o zaman bile birinin sadece bacağına çarptı. Ooo! Görünüşe göre birileri gezegeni kurtarmak için gönüllü oluyor. Ve o da coşkuyla dolmuş sanırım. Görünüşe göre bu bölüm şimdiye kadarki en kısa bölüm olacak. Ve mutlu sonla bitecek. Olamaz. Boş ver. Hep aynı şey. Görünüşe göre gezegenimiz yok olmak üzere. Belki başka bir kurtarıcı vardır. O Arnold olabilir mi? Harika. Senin için bir kıyafet seçeceğiz. Bu olmaz. Kesinlikle bu da olmaz. Hayır. Bu olur. İhtiyacın olan şey bu. Gerçi SpaceX'in DART projesini de kopyalayabiliriz. 2022 yılında 500 kilogram ağırlığındaki bir uzay aracının 6 kilometre bölü saniye hızla Didymos adlı bir asteroide çarpması planlanıyor. Otopilot henüz kurulmadı. Yani manuel olarak uçman gerekecek. Bir kahraman olacaksın. Bütün bunlar sadece çörekler mi? Seni pislik. Merak etme. Bugün gerçekten iyi bir iş yapma şansın var. Tüm gezegen çimden gelen ishal virüsüyle enfekte olmuş. Ama ben senin kanını bu hastalığı tek çözümü haline getireceğim. Dünyada 7 milyar insan var ve artık herkes senin peşinde. 195 ülke fotoğrafını olası tüm medyalara gönderdi. Sadece tek bir ülkenin polisine değil, tüm polis veri tabanlarında sen varsın. Dünyanın en iyi özel kuvvetleri senin peşinde. MI6 İngiliz istihbaratı 100 yıldır aralıksız çalışıyor. ISI Pakistan'ın bölümler arası istihbarat teşkilatı. Dünyanın en büyük çalışan nüfusuna sahip 10 bin ajanları var. CIA, bak Arnold, insanlara işkence ediyorlar. Kanada İstihbarat Servisi'nin de 507 milyon doların üzerinde bir arama bütçesi var. Gerçekten hepsinden saklanabileceğini mi düşünüyorsun? Sosyal medyadaki her akıllı telefonda sen varsın. Greta Thunberg'den bile daha popüler oldun. Şimdi seni kıskandığına eminim. Sonuçta gerçekten insanlığı kurtarmaya yardım edebilirsin. Onlara kanını ver, hem de son damlasına kadar. Tüm ülkelerden seçkin özel kuvvetler senin için geliyorlar. ABD donanması, Fransız ulusal jandarması, Çin kar leoparları. Ama elbette rastgele bir öğrenci bile seni yakalayabilir. Herkes seni izliyor. Yalnızca New York'ta yaklaşık 20 bin güvenlik kamerası var. Bu kameralar fotoğraf çeker. Burun, göz, ağız arasındaki mesafeyi karşılaştırır. Veriler bu kişinin takip edilmesini kolaylaştırır. Ve tüm bunlar veri tabanıyla doğrulanır. Buna ek olarak Darknet'te herkes kafelerin, hastanelerin, alışveriş merkezlerinin, hatta FBI ana karargahının yakınlarındaki video kameralarından bile görüntüleri veri tabanlarından satın alabilirler. Yani sadece 5 dakika önce nerede olduğunu öğrenebilirler. Dahili kızılötesi ledlere sahip bu gözlükler yüzünü kameralardan gizlemene yardımcı olacak. Onlar için yüzün parlayan bir kör nokta gibi görünecek. Biraz bekle. Hey, pili unuttun. Bu yeterli değil. Kılık değiştirmeye ihtiyacın var. Bu kadar çok çörek yemek kötü bir fikirdi. Aşırı gaz birikimine neden olur. Rüzgarı serbest bırak. İyi görünüyorsun. Ancak arama köpekleri seni terinin kokulu bileşeni olan bütirik asit kokusuyla bulacaklar. Arama köpekleri terinin bir damlasının kokusunu bile 10 katlı binanın çatısından alabilirler. Ya da yerin 5 metre altından da senin kokunu duyabilirler. Yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 7 milyon drone var. El sallamayı bırak ve dronlara karşı bu özel silahı al. Bu silah geniş bir elektromanyetik emisyon akışı ateşler. Bu nedenle nişan almana gerek kalmaz. Bu atışın drone'u kaplaması yeterli. Bunun ardından üssüyle temas kontrolünü kaybedecek. Ne yapıyorsun ya? Kalabalığın içerisinde kaybolsana kuş beyinli. Hadi öpsene.
Son bir dileğin var mı?